Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 13 Şubat Pazar İzmir yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet, İzmir'de 9 koşulu bir programımız olacak sevgili dostlar. 2 altınımız var. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçiririz. 2 altılıyı da tutturma aşamasında güvendiğimiz safkanların ayakları düz basar, kazanan hep beraber oluruz dileklerimi sunuyorum. Herkese bol şanslar. Evet, birinci koşu saatlerimiz 15.15'i gösterdiğinde bir maiden koşu dişilere mahsus. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kumda mücadele verecek 10 safkanımız yer alıyor. Evet, benim burada 4 safkan önereceğim. Birinci altılı gayemizde sevgili dostlar, ilk şans vereceğim atım Memento olacak. 5 nolu safkanı Mertcan Çelik de yaptığı bir altıncılık ve KL almadığım bir koşuydu sevgili dostlar, kısa mesafede. Ondan önce 1400'e güzel bir ikincilik çıkarttı, Maydan'a veda edecekti ama maalesef bir ikincilikle itindi. Ben 5 dolu Memento'dan Mertcan Çelik'te bu sefer daha da etkili koşu çıkartmasını bekliyorum. İlk tercihim olacak. İkinci atım Altınoğlu Mis Demet diyeceğiz. Görkem Özçelik'te bu aralar Görkem Özçelik'e maşallah diyelim. Nazarda ve gerçekten çok çok formda bir aprant arkadaşımız. Altınoğlu Mis Demet'le de iyi bir koşu gelecektir. İkinci şanslı safkanım. Sonradan 3 nolu girişkin diyeceğiz sevgili dostlar. Değerlendirelim. Ve de 7 nolu safkanımızı da göz ardı etmeyeceğiz. Ahmet Çelik ilk defa buluştu. İlk koşusunda Feyzullah Avcı ile start almıştı. Pistten bir ikincilik çıkarttı. Gerçi bayağı bir fark yemişti ama ben ilk startı olduğu için pek önemsemiyorum. İkinci çıkacağı bu koşuda 35 günlük bir arası da var. Buluşacağı tecrübeli jokey Ahmet Çelik ile buluştu. 20 nolu safkanımızda göz ardı etmeyeceğim ben. Sıralama 5, 6, 3 ve 7 nolu safkanlara kuponumda şans vereceğim. Evet, ikinci koşumuza geçtiğimiz zaman birinci beşlik ayarımız da burada başlıyor sevgili dostlar. Şartlı 2 bir koşu. 4 ve yukarı Arapların 1600 metre kumda mücadele verecek 10 safkanımız yer alıyor. Evet, Toros Dağı'na şöyle bakıldığında Onur Yıldız da sevgili dostlar, grubun yaşlı kurdu diyelim artık biz ona. Yaptığı üst üste harika koşulardan sonra bir 6.lık, 4.lük son koşusu, bir 8.lik tekrar bir araya girdi. 27 günlük bir araya var. Yani grubun çok çok kaliteli bir safkanı. Ben yine de ona şans vermek kaydıyla ilk tercihim 10 nolu Toros Dağı olacak benim. İkinci atım 1 nolu Onar Bey diyeceğim ben. Mustafa Çiçek de etkili bir koşu çıkartmasını beklediğim safkanlardan biri. Ve de 3 nolu Kutlu Şahım diyerek Nevzat Avcı ile bu 3 safkanı kuponunda şans vereceğim. 10 başta olmak üzere 1 ve 3 nolu safkanları da kuponumuza ilave yapalım diyorum sevgili dostlar. Evet, üçüncü koşumuz 7 plase ve birinci üçlük ayarımızda burada start alacak. Şartlı 3 bir mücadele. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kumda mücadele verecek. 7 safkanımız bu mücadelenin içinde olacak sevgili dostlar. Evet, burada bakıldığı zaman son koşusunda iyi bir koşu çıkartıp kazanmasını bildi. O da Görkem Özçelik'te İzmir'de 1900'ü yine bu mesafede Maydan'a veda etmişti. Görkem'le yine birinciliğin güçlü adaylarından biri olarak görüyorum. 4 nolu safkanımız. 7'li plase için banko değerlendirebiliriz sevgili dostlar. İkiliği de bozacağını düşünmüyorum. Ama ben burada 2 nolu safkanımıza Mertcan Akın'la yazma taraftarıyım. 6'lı gayrımızın 3. ayına tekabül eden, 1. 6'lı gayrımızın 3. ayına tekabül eden bu koşuda, yani 4 ve 2 yazarsak daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani 7 iplesi oynayacak arkadaşlar için 4'ü tek başına bırakabiliriz sevgili dostlar. İkiliği bozacağını da düşünmüyorum.
Evet, dördüncü koşumuza geçtiğimiz zaman ikinci altılık ayrımızda burada start alacak. Handikap 15, dişiler mahsus bir koşu. 4 yukarı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek. Evet, benim burada ilk tercihim Queen Akarca diyeceğim. Ben Muhammed Birbilgin'le yaptığı son koşuları 7.lik ve derecesi olduğu bizleri kesin aldatmasın. 49 günlük bir ara çok çok iyi olacağını düşünüyorum, yarayacağını düşünüyorum. Çalışmalarda fena gözükmeyen bir safkanımız Muhammed Mirbilgin'le de ben etkili bir performans gelecektir. İlk tercihim 4 nolu Queen Akarca olacak. İkinci atım 1 nolu safkanımız Despina diyeceğim sevgili dostlar. Sonradan 3 nolu See You Soon Mustafa Çiçek de her zaman kuponlarımıza yeri olması gereken safkanlardan biri. Yeri geldi bankoda değerlendirdik ama maalesef olmadı. Yarın kendine burada özledi o birinciyle tanışma yakın görüyorum. Sonradan 7 nolu safkanımızda Atakan Cem Dağdeviren'le göz ardı etmeyerek dördüncü ve son safkanım olarak sizlere önereceğim. Sıralamam 4 başta olmak üzere 1, 3 ve 7 nolu safkanlar olacak. Evet, 5. koşumuza geçtiğimiz zaman 2. beşlik ayarımızda burada başlıyor sevgili dostlar. Handikap 17 bir mücadele. 5 ve yukarı Arapların 1600 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 11 safkanımız yer alacak. Evet, bakıldığı zaman zor görünen bir koşu sevgili dostlar. Ama burada Muhammed Birbilgin'le 4-3 yaparak gerçekten çok çok iyi bir form yakaladı sevgili dostlar. Bu formunu yine devam ettireceğini düşünüyorum. İzmir pistinde çok çok iyi tanıyor. Harika koşulları sahip olan bir safkanımız 8 nolu Holigan. Benim ilk tercihim olacak. İkinci atım Daloğlu. O da sonlarda etkili gelecektir sevgili dostlar. Holigan'a zor anlar yaşatabilir. 9'da göz ardı etmeyeceğim. Sonra 10 nolu Bükentay diyeceğim ben sevgili dostlar. Bükentay'a da bir şans vermemiz doğru olacaktır. Bu zorlu koşuda Görkem'le ilk defa buluştu. 51 kilo iyi bir kiloyla da start alıyor. Bomboş kiloyla. Görkem de zaten biliyorsunuz ufak tefek bir arkadaşımız, apprentice arkadaşımız. Gerçekten atın nerede teşvik yapacağını, nasıl teşvikle ön tarafa geleceğini gerçekten çok çok iyi analiz yapıyor sevgili dostlar. Ben Bükentay'la Görkem'den de etkili bir performans bekleyeceğim. Benim sıralamam 8 başta olmak üzere 9 ve 10 nolu safkanlar olacak. Bu 3 safkanı ayırmadan kuponunda şans vereceğim. Evet, 6. koşumuza geçtiğimiz zaman 4'lük ayarımız da burada start alıyor. 1. 6'lık ayarımızın son ayağı handikap 15 bir mücadele. 4 yaşlı Arapların 2000 metre kumda mücadele verecek 9 safkanımız yer alacak. Evet, üst üste yaptığı güzel koşulara sahip olan bir safkanımız var burada. 3 nolu Orhan Kırcek sevgili dostlar. Gökhan Gökçe ile 5. kez buluştu. Etkili bir performans sergiliyor gerçekten. Hem 1900 hem 2000'de yani yarın geri planda kalır mı kalamaz mı bilmiyorum. Balmella ona keza sevgili dostlar. Ben iki safkanın arasında gidip geldim, gidip geldim. Bankomu ben lal çiçeğinden yana kullanacağım sevgili dostlar. Kaan Can Gökçe ile 6-3 yaparak iyi bir ilme yakaladılar. Yaptığı İzmir pistinde 1600'ü kazandı. 1900 arkasından 1900 handikap 15'te güzel bir ikincilik elde etti. Ben lal çiçeğinin bu koşu ben kazanmasını bekliyorum. Yarın benim banko adayım olacak. 1. altılık ayımızın da son ayına tekabül eden bu koşuda lal çiçeği ben foto önde geçmesini bekliyorum. 3 nolu safkanımız mı dedim, 1 mi dedim sevgili dostlar. Güvenmeyen arkadaşı 3'e de yönelebilir. Yani 1-3 de bırakabilir. Tabii ki Balmela da son koşusunda handikap 15'i kazandı. Güzel bir koşu çıkarttı sevgili dostlar. Şöyle açalım gösterim. Lal çiçeğini geçme başarısı gösterdi. 3 boyla fark atmıştı Zülfikar Karabulut'la. Yine Zülfikar Karabulut'la start alıyor.
yani Balmelda da ters yarışı yapabilir ama ben Lal Çiçek'in bu sefer galip geleceğini, rövanşı alacağını düşünüyorum. Benim bankom olacak. Güvenmeyen arkadaşlar dediğimiz gibi Balmelda da kazanabilir. Boran Kırcek de kazanabilir. O yüzden tercihi size bırakıyorum. Ama bir benim bankom, ben ikili deneyecek arkadaşlar, ben deneyeceğim. Arkasına üçlü ikiyi bağlayarak bir ikili de deneyebiliriz burada. Önereceğim ikili de burada olacak sevgili dostlar. Evet, 7. koşumuza geçtiğimiz zaman kısa vade 8 bir koşu, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek sevgili dostlar. 5 safkanımız yer alıyor. Bu 5 safkanımızın ben 3'ünü yazma taraftarıyım. Onlar kimler? 3 nolu King Frey diyeceğim ben, Mehmet Kaya ile ilk tercihim olacak. İkinci atımda 2 nolu Karadöker, Ahmet Çelik de ve de bir nolu safkanımız Nevzat Avcı ile 3'te 2 yaparak iyi bir koşu çıkartmışlardı. Yaptığı son koşusunda grup 2'de 1400'de maalesef pistten bir yedincilik ayrıldı ama bu ben kayda almadığım bir koşu olarak gözlemledim. King Frey ile de beraber koşmuşlardı galiba. Öyle hatırlıyorum. Son koşu aynen sevgili dostlar. Bir yedincilik ayrıldı ama ben önemsemediğim bir koşu. Ben burada söz sahibi olacağını düşünüyorum. 3 başlı olmak üzere 2 ve 1 nolu safkanları ayırmadan bu 3 safkanın kuponunda şans vereceğim. Evet, 8. koşumuza geçtiğimiz zaman şartlı 5000 mücadele dişilere mahsus yamak bir koşu, 5 ve yukarı Arapların 2000 metre kumda mücadele verecek 8 safkanımız yer alıyor burada. Evet, benim burada ilk tercihim Ayduru olacak. Erhan Abdullah iyi bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Uçan Bey gibi güzel bir orijinale de sahip. Son koşusunu 1200'de kısa da mücadele verdi. Ondan önce koşuları 2100, 1600'de uzayan mesafede çok çok etkili koşular sahip. Aydru benim ilk tercihim olacak. İkinci atım 4 nolu Küşi diyeceğiz sevgili dostlar. O da sonlarda gerçekten kendini sıkça duyacağımızı düşünüyorum. O da Sinan Akşın'la start alacak. 5. kez Küşi ile göz ardı etmeyelim. İkinci şans safkanım. Sonradan 5 nol Lolan Güzeli, kaliteli bir safkanım Aytekin Gül'le start alıyor. İkinci kez buluştu. Bakalım nasıl bir koşu elde edecek. 61 kilo ile start alıyor ama Lolan Güzeli de burada göz ardı edilmeyecek gibi bir safkan. Sonradan 7 nolu Uçan Yumak diyeceğiz sevgili dostlar. Yaptığı son koşusunu 1400'de kazandı. Zaten önerdiğimiz bir safkandı. Handikap 15 ile 2000'de kazanma başarısı gösterdi. Mürsel Kayış'la tecrübeli apprent arkadaşımızla start alıyor. Uçan Yılmaz'a da göz ardı etmeyelim. Sıralamam 1 başta olmak üzere 4, 5 ve 7 nolu safkanlar olacak. Evet, 9. koşumuza geçtiğimiz zaman altılı kaynağımızın da son ayağı bir mailing koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kumda mücadele verecek 9 safkanımız yer alıyor. Evet, benim burada ilk tercihim 4 nolu Lady İrem diyeceğim ben. İlker Soyat'la büyük ihtimalle İlker'in herhalde bir koşusu var, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir göz gezdirdiğimde İlker tek koşuda yer alıyor. Lady İrem'le iki koşu gördü, Çim'de gördü. Sonra aradan sonra bir koşu gördü İzmir'de 1200'ü. Güzel bir ikincilikle taşlandırdı. 21 günlük aradan sonra tekrar pistlere döndü. İlker'le de ilk defa buluştu. Pardon, ikinci kez de buluştu. Ben Lady İrem'den çok çok etkili bir performans bekliyorum sevgili dostlar. İkinci banko arayacak arkadaşlar, ufak bütçeler oynayacak arkadaşlar yönelebilir. Lady İrem'e banko değerlendirebiliriz. Ama ben iki tane de rakip gördüm. Yeni nol safkanımızı Erhan Akdurva. Ben kuponumda yazma taraftarıyım. 7, sonradan da 3 nolu Havin Saray diyeceğim ben. Gökhan Gökçe ile sevgili dostlar. Yani 4, 7 ve 3 nolu safkanlar benim önceliğim olacak. Tabii ki 4 nolu safkanımızda alternatif banko adayımız olabilir. Evet, İzmir programında 9 koşuda yorumladım sevgili dostlar. Bir tane bankomuz oldu. Hem birinci altılı gayemizin son ayağına tekabül eden, ikinci altılı gayemizin de üçüncü ayağında tekabül eden bankomuz vardı. İkilimiz de oldu orada. İnşallah yanılmayız.
İzmir'i iki koşuyla iki altın programında tutturma aşamasında geçeriz. Cüzi bir şablonumuz oldu. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka ilave etmeyi unutmayalım. Sevgili dostlar, hiç vakit kaybetmeden aynı videomuzda da Diyarbakır'da yorumlayalım. Diyarbakır'da da uygun bir şablon vereceğim. 3'er at, 4 at. Bankom var. Bankom da son aya tekabül ediyor. Vakit kaybetmeden Diyarbakır'a geçelim. Evet, Diyarbakır programımız 6 koşulu bir programımız var sevgili dostlar. Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde 6'lı dayanımız start verilecek. Handikap 13 bir koşuyla 4 büyük Arapların 1200 metre kumda mücadele verecek. Evet, ben burada Uzay Han diyeceğim. Ben ilk tercihim olacak olan Menderes Avşar'la ilk defa buluştu sevgili dostlar. Yaptığı son koşusunda Şanlıurfa'da 1400'de güzel bir ikincilikle pistten ayrılmıştı. Şimdi Diyarbakır pistine dönen bir Gobak Bey temsilcisi Uzay Han'dan ben Menderes'te çok etkili bir koşu bekleyeceğim. İlk tercihim 5 nolu safkanımız. İkinci atım 7 nolu Fazlı Bey diyeceğim. Yaptığı üst üste 2 tane bir dördüncülüğe sahip sevgili dostlar. O da Şanlıurfa'da hem 1200'e hem 1400'de Diyarbakır'da bu mesafeyi şartlı 3'ü kazanma başarısı gösterdi. Vedat Kızmaz'la ilk defa buluştu. Tekrar Diyarbakır pistine dönüyor. Fazlı Bey'e de dikkat diyeceğim. İkinci şans safkanım. Ve de 8 nolu tasarımcı diyeceğiz. Necmi Altın'la hiç yamanı atmayalım sevgili dostlar. Koşuları birbirinden kötü olsa da ben burada tasarımcından bir turbo orijini Necmi ile de Necmi de atı çok çok iyi tanıyor. Bu mesafede etkili bir koşu bekleyeceğim. Sıralamam 5, 7 ve 8 nolu safkanlar olacak. Evet, ikinci koşumuza geçelim. Handikap 14 bir mücadele. Beşlik ayağımızda burada start alacak. 4 ekor İngilizlerin 1900 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 9 safkanımız yer alıyor. Evet, burada 4 safkan kuponumda yer vereceğim. İlk tercihim benim 4 nolu My Head diyeceğim sevgili dostlar. Menderes Avşar'la yaptığı 2 koşusu da Şanlıurfa'da 1900'ü bu mesafede etkili bir performans sergiledi. Sonra handikap 14'üne mesafe kısaydı sevgili dostlar. Maalesef bir üçüncülük elde etti. Şimdi Diyarbakır'da şartlı 3'ü 1700'ü iyi bir koşu çıkartmıştı. Kazanmıştı. Ben Diyarbakır pistinde iyi tanıyan My Head'den çok etkili bir performans gelecektir. Benim ilk tercihim 4 nolu safkanımız olacak. İkinci atım 2 nolu Zabunan diyeceğiz sevgili dostlar. Kuponlarımıza yer olacaktır mutlaka. Sonradan 1 nolu King Baran ve Kızmaz'la 63 kilo oldu. Kesinlikle bizleri aldatmasın. Yaptığı son 2 koşusu derecesiz olsa da burada söz sahibi Talipan gibi iyi bir orijine sahip. Ben Vedat Kızmaz'la yarın özeli o birinciyle uzanabilir. Güçlü adaylardan biri olarak görüyorum. Sonradan Altınoğlu safkanımızda Umut Demir'le bir şans verelim sevgili dostlar. 51 kiloyla ben adından söz ettirecektir. Sıralamam 4, 2, 1 ve Altınoğlu safkanlar olacak. Evet, üçüncü koşumuz şartlı 2 bir koşu. 4 rekor İngilizlerin 1200 metre kumda sürat koşusu olacağını düşünüyorum. 4'lü dayanımızda burada start verecek. 9 safkanımız yer alıyor. Benim burada 3 safkan önereceğim. Onlar kimler? Yaptığı son koşusunu kazanarak kendine bulan Şanlıurfa'da şartlı 2 1400'de kazanarak Diyarbakır pistine formda dönüyor. Burak Bektaş'la da İyi bir uyum yakaladılar. 4 nolu safkanı benim ilk tercihim. İkinci atım 5 nolu Serp Pehlivan diyeceğiz. Necmi Altın'la ilk defa buluştu sevgili dostlar. Necmi ile ben etkili bir koşu gelecektir. Yaptığı son koşusu Diyarbakır'daydı. Şart 3'ü 1200'ü bu mesafede 47 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönen Serp Pehlivan'dan da Necmi ile etkili bir koşu gelecektir. İkinci tercihim olacak. Üçüncü atımda 3 nolu Aslan Adam diyeceğim sevgili dostlar. Yani hiç göz ardı edilmeyecek bir safkan sevgili dostlar. Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmayan bir safkanımız. Grubun kaliteli bir ismi. Mutlaka 3'e de bir şans vermek doğru olacaktır. Benim sıralamam 4, 5 ve 3 nolu safkanlar önceliğimdir. Evet, dördüncü koşumuza geçtiğimiz zaman ikinci
pardon, üçlü gayemizde burada start alacak şartlı 2-1 mücadele 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Burada da önde tuttuğum 3 safkan, bir nolu yeğenim oğlum, yetim oğlum Necmi Altın'la 4'te 3 yapmışlardı sevgili dostlar. Son koşusunda Şanlıurfa'da kısa vade altında maalesef 1400'e 1.8. elde etti. Şimdi Diyarbakır'da şartlı 5'i 1200'ü bu mesafede iyi bir koşu çıkartmıştı, kazandı. Yetim oğlundan da etkili bir koşu gelecektir. İlk tercihim benim bir nolu safkınımız. İkinci atım Altınoğlu Nefisemsin diyeceğim ben. Nefisemsin. O da Apramp arkadaşımız da 6'da 3 yaptı. Fesit Çetin başta burada söz sahibidir sevgili dostlar. Yaptı üst üste koşulu Diyarbakır pistinde kazanmıştı. Sonra bir Şanlıurfa, tekrar bir Diyarbakır, son koşu yine bir Şanlıurfa. Sevdiği Diyarbakır pistine tekrar geri döndü. Kaptırınıyor gibi iyi bir orijine sahip olan 6'yı da göz ardı etmeyeceğim. Ve de sonradan 4 nolu safkamız ise Akyoz'da ben kuponumda yer vereceğim. 3. ve son şanslı safkanım olacak. Sıralamam 1 6 ve 4 nolu safkanlar önceliğindir bu koşu için. Evet, 5. koşumuz şartlı 19, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 9 safkanımız yer alıyor. Şartlı 19 bilindiği gibi yarış hayatlarında hiç daha birincilikle tanışamayan safkanlarımızın bir arada olduğu bir koşu. Hani Maiden gibi bir koşu bizleri bekliyor. Burada ben Horoz Bey, biliyorsunuz yeri geldi her zaman bankoda önerdiğimiz bir safkan oldu. Maalesef Horoz Bey yine rakipleri var sevgili dostlar. Ama ben bir tane rakip gördüm. Sadece onu önereceğim. İlk tercihim yine Horoz Bey'den o tarafı olacak. Menderes Avşar'la benim ilk tercihim 4 nolu safkanımız. Buna tek ciddi bir rakip olarak gözlemlediğim, o da Ersin Kılık'la start alacak olan 5 nolu safkanımız. Diyarbakır pistinde ve Elazığ pistinde ilk koşular çıkartan bir safkanımız yarın bu şanssızlığına son verebilir. 5'i de göz ardı etmeyeceğim. Sıralama bu iki safkan yeterli olduğunu düşünüyorum. 4 ile 5 önceliğim olacak bu koşuda. Evet, 6. koşumuza geçtiğimiz zaman altılı gayemizin de son ayağı kalabalık bir koşu. 15 safkanımız yer alıyor. Handikap 14. 4 yaşlı Arapların 1200 metre kumda mücadele verecek. Evet, burada Şifacı sevgili dostlar. Yarın ben özeli birinciliğe güçlü adaylarından biri olduğunu düşünüyorum. Mehmet Doğan'la start alacak ikinci kez Şifacı'dan. Ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim banko adayım olacak. İkili denecek arkadaşlar veya rakip hanesinde değerlendirme aşamasında geçeceğiniz zaman burada önereceğim bir nolu Mustican Mehmet Emin Doğan'la ve de 12 nolu Padok Asıl diyeceğim Necmi Altın'la. Ben ikincilik şansı olduğunu düşündüğüm bu iki safkanı da 6 nolu Şifacı'nın arkasına bağlayarak bir ikili deneyeceğim. 6 bankomlu arkası 1 ve 12'yi de bağlayarak bir ikili deneyeceğim. Yer olan arkadaşlar bütçemiz doğrultusunda 1 ve 12'ye de şans verebiliriz. Evet, Bursa'dan aktaracağım. Diyarbakır şablonunda buydu sevgili dostlar. Güzel bir program olduğu için ben yayınladım. Biliyorsunuz Diyarbakır, Urfa, Elazığ koşularını yayınlamayacağım dedim. Hoşuma giden bir program olduğu için bir göz gezdirdim. Notumu da almıştım. O yüzden bunu da sizlerle buluşturdum. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Tüm yarış severlere, herkese bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.